Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Arkadaşlar hafta sonu video gelemedi biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta sadece bir video sizlerle birlikte oldu. Bunun için özür dilerim çünkü Instagram'dan beni takip edenler bilecektir ki çok azınız takip ettiği için hani bilmeme ihtimaliniz daha yüksek. Neredeyse %10 oranında bir sayı beni Instagram'da takip ettiği için. Bilmiyor olabilirsiniz ama ben tatildeydim geçtiğimiz hafta. Orada internet yoktu. Dolayısıyla sizler için bir video hazırlayamadım. Gitmeden önce de çekemedim. Yani yoğundum. Çünkü yine böyle hızlı bir tatil organizasyonu yaptık. Pazartesi akşamüstü karar verip çarşamba sabahın köründe yola çıktığımız için zamanım olmadı hiçbir şey yapmak için. Sadece geçen haftanın işte çarşamba günkü videosunu yetiştirebildim arkadaşlar. Kusura bakmayın bunun için. Ama o arada yaptıklarım vlog kanalına gelecek. Merak etmeyin. Yukarıya bırakıyorum. Hala vlog kanalından takip etmiyorsanız beni lütfen arkadaşlar bir göz atın. Bu aralar video yüklemeye başladım. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Sonra yüklemiyorum 3 ay. Bugün senenin en korkunç hayalet videolarını, kameralara yakalanan hayalet videolarını beraber inceleyeceğiz. Uzun bir video olacağını düşündüğüm için arkadaşlar hemen başlayalım. Daha YouTube kanalı olan bir adama ait arkadaşlar. Phil Koch adında bir adam. Bu aynı zamanda bu kişi bir paranormal araştırmacıymış, klasik. Amerika, Wisconsin'de yaşıyormuş ve bir tane oyun evi, yani sinema gibi oyun evi gibi bir yere gidiyor. Orasının lanetli olduğunu söylemişler. Ya da işte orada paranormal aktiviteler olduğunu söylemişler. Adam da tek başına oraya gidip filme alacak. Adam burada diyor ki ben de burada tek başıma oturup bakacağım ne var ne yok diyor. Etrafta dinleyeceğim diyor. Burada bir süredir oturuyorum diyor. Hiçbir şey olmuyor diye ekliyor arkadaşlar adam. Hem yandan çekiyor hem yukarıdan çekiyor ve bir şey oldu. Bir şey oldu. Ne oldu? Biri bir şey arkamdan geçti diyor. İkinci kameradan bakalım şimdi. Allah'a geçti. Allah'a geçti. Something just moved behind me. Wow. Jeez. Okay. Okay. See. Arkadaki koltuk açık hala. Görüyor musunuz? Tüylerim diken diken oldu şu anda. Sanki biri oturuyor üstünde gibi. Ondan sonra adam yukarı kata çıkmaya karar veriyor ve yukarı doğru yürüyor gördüğünüz gibi. Hello. Hello diyor. Hey. Besides the people upstairs. Yine kapı açıldı. Okay. Well, I'm gonna look. Adam gerçekten tek başına mı acaba orada ya? And we'll take a look. Yıllarca. Come on. See if this prop is still back here again. And we'll take a look. Bu arada adamın sadece elinde kamera fark ettiniz değil mi onu? Yani farklı yerlere kamera konumlandırmış. That's not cool. Sanki böyle bir tekme atıyormuş gibi geldi bana. Arka tarafından ama bilmiyorum tabii ki. Devamlı her yerde kapı açılıyor. Out. Bu da arkadaşlar sıradaki videoda bir Dan adında bir Twitter kullanıcısına ait. Adam yeni bir eve taşınmış kedisiyle beraber, kedisinin adı Octavio. Ve enteresan bir şekilde adam şey diyor, çok gerçekten olmaması gereken bir fiyata almış bunu. Çok ucuz bir fiyata satın almış ve adam çok şaşırmış. Muhtemelen cinli falan diye herhalde. Ama kedinin garip davranışları olmaya başlamış. Adam aynı zamanda evde enteresan sesler duymaya başlamış, eşyalar yer değiştirmeye başlamış ya da hani yönü değişmeye başlamış. Como les dije, habían los muebles, estaba esta una cama de cedro y resulta que dos veces. Adam bir şeyler anlatıyor. Geceleri uyanıyorum falan diyor. Böyle altında altyazı var. Y pues cuando me despierto, pues obviamente nadie puede estar roncando porque. Yalnız yaşıyorum ama sanki biri var gibi hissediyorum devamlı diyor. Sanki uyurken geceleri biri dokunuyormuş gibi hissediyormuş arkadaşlar. Adam canlı yayın açmış. Canlı yayın esnasında da değişik bir şeyler kayda almış. Bakalım şimdi. Y lo otro que encontré nuevo fue como un hueco que hay en la parte de afuera
por la parte de la tierra, bir şey mi vardı? Hueco que no sea donde tata, va, bir şey mi? Y se los voy a mostrar. Tövbeler olsun bu ya. O ne ya? Şu anda gözlerim doldu ya. Gerçekten. Gerçekten korktum ya. Gerçekten korktum şu anda. Videolar gitgide daha mı korkunç bir hal alıyor? Bana mı öyle geliyor yani? Bu da... Arkadaşlar bu adamı tanıyorum ben. Bu adam Arapça konuşuyordu. Bunu sanki bir videomda daha kullanmıştım daha önce. Ya da bu adamın başka bir videosunu kullandım arkadaşlar. Bu da genelde kanalında paranormal videolar çeken bir adam. İnanılmaz korkunç videoları var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu bi kelimatillahit tammat min şerri ma halak. Kul işim. Ne dediğini de anlamıyorum. Tabii adam şu anda dua etmeye başlamış bu arada. Altta yazı var. Dua ediyor yani şu anda. Ya katil ya maktul a'udhu bi kelimatillahit tammat. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kelimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Camda yüz gibi bir şey mi gördün? Bana mı öyle geldi yoksa? Sanki öyle gibi geldi değil mi? Buradan çıkıp üst kata çıkıyor arkadaşlar. Burası söylenene göre şeymiş. Yani paranormal olduğu yani lanetli olduğu öne sürülen boş evlerden, terk edilmiş evlerden bir tanesiymiş arkadaşlar. İşte paranormal yerlerde çok fazla aynalarla muhatap olmamak lazım bence. Önünden arkasından bir şey geçebilir çünkü. Ne gördüğüme emin değilim diyor ama bir ses var ortamda, bir hareket var sanki. Başım ağrıyor, başına ağrı girmeye başlamış. Yani böyle hareketleri ağırlaşmış. Cin olduğunu düşünüyormuş burada arkadaşlar. Bismillah. Ya arkasında biri vardı ya. Ama bir şey diyeceğim, biri var yani. أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات بسم الله الرحمن الرحيم. Yalnız oda bomboş. Bilmiyorum farkında mısınız, adam bütün odayı böyle 360 derece kameraya aldı ama ondan sonra adam çıkıyor arkadaşlar. Bu kadar. Bu da bir TikTok videosu. İki kişi yine terk edildiği düşünen ve lanetli terk edildiği bilinen ve lanetli olduğu düşünülen bir çiftlik evine gidiyorlar ve söylediklerine göre tabii ki evde hiç kimse yokmuş. Dışarıdan bakınca sanki böyle yani gerçekten korku filminden fırlamış gibi duruyor bence. Yani evin içine bakacak olursanız sanki yukarı bile çıkılamayacak gibi. O kadar eskimiş ve o kadar hani yıpranmış ki. Yukarı çıksanız o merdivenlerden çıkamazsınız bence. Yani düşüp ölebilirsiniz. Parçalanır, sonuçta çürümüş bunlar. Kapıları falan açık zaten. Nasıl resmen? Ben bu videoyu izlemiştim. Ben bu videoyu geçen sene izlemiştim. Ben anlamıyorum ki. Dışarıdan rüzgar geliyor. Bir şey gördüler. Hah, yukarıdan bir ses geliyor. Merdivenlerden bir ses geliyormuş. Ya. Çok bir çığlık sesi mi geldi bana böyle geldi? Kız çocuğunun çığlığı gibi mi geldi yani? Bir görseydik ne olduğunu. Çığlık devam ediyor bu arada. Hani duymadıysanız sesi açıp tekrar dinleyin. Çocuklar şöyle düşünüyormuş arkadaşlar. Eğer yukarıda biri olsaydı muhtemelen aşağı düşerdi diye düşünüyorlar. Ve yukarıda bir hareket var. Aralardan bakan bir şey ya da biri var. Gördünüz mü? Ama gerçekten hani insan ağırlığında biri sanki burada yürüyemeyecek gibi. Yani bir çocuk olabilir ya da paranormal bir şey olabilir, bilmiyoruz. Bu Amerika'da, bilmiyorum Türkiye'de de yapıyorlar gerçi ama çok bilinen bir şey değil. Amerika'da bayağı iş olarak yapılıyor bunlar. Yani mesela eski bir ev satın alıyor insanlar. Onu daha sonra renove edip yani tadilatını yapıp daha yüksek parayı, iki katına falan neyse satıyorlar. Oradan işte bir o şekilde bir pazar var. Belki belgesellerde de izlemişsinizdir. TLC'de falan, eskiden CNBC'de de vardı bu tarz konular. Adam da öyle bir şey, böyle bir ev satın almış.
evi tekrardan tadilata sokacak ama alt katta olmaması gereken bir ses ve hareket olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Yani adam duyduğunu söylemiş. Bakalım şimdi. Zaten işkillenip hello. Merhaba. Orada biri var mı? Artık nasıl çevirmek isterseniz. O şekilde bağırıyor aşağıya doğru. Hello. Nothing. Nothing. Bir YouTube kanalına ait bu arada arkadaşlar. Rocky Mills adında. Bir de güzel ha bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Baya. Hello? Kapı açıldı. Kapı açıldı. Açılmaya devam ediyor. What? Yok. Bir şey var işte orada ama bomboş yani. Zaten kaç? 5 metre kare falan bir oda. Aşağıda inmeyeceğim değil mi herhalde? Kim vardı? Kim orada? Kim orada kim diyor? Kamerayı da düşürdü elinden. Ya da bıraktı attı yani herif. O kadar korktu. Şöyle bir jump scare bir şey çıkacaktı mı? Yemin ederim. Ne oldu be? Adam daha sonra geri dönüp kamerasını alıyormuş. Ama hiç kimse yok diyor yani ve adam oradaki şeyin bir yani insan değil farklı bir şey olduğunu düşündüğünü söylemiş. Yani böyle iyi niyetli olmayan bir paranormal varlık olabileceğini söylemiş. Diğer videoya geçiyoruz. Ghost of Carmel Main adında bir YouTube kanalı galiba arkadaşlar. Bir gece evinde çekim yapıyor. Bir şey duymuş galiba. Camda değişik bir hareket var. Kedi mi atladı? Ve yatağın altına girdi diyor adam. Small black teddy bear. Ama cam kapalı. Gördünüz mü? Cam kapalıydı. Burada yaşarken adam bunun gibi o kadar fazla deneyim yaşamış ki alıştım diyor yani adam kısaca. Diğer videoya geçiyoruz. Bu sefer de İngiltere'den. The Cage yani kafes anlamına geliyor. Burada bir hapishane varmış. 400 yıllık daha eski hatta diyorlar ve özellikle bu hapishane yani ev gibi olan hapishanede arkadaşlar özellikle cadı olarak adlandırılan kadınların idam edildiği biliniyormuş. Ve burada bir seans düzenlemeye karar veriyorlarmış arkadaşlar. Ya şu yan taraftaki surata bak ya. Gözleri falan parlıyor. Bu kayıt esnasında zaten bu kadının suratının dikkatlerini çekmiş ilk kez hatta ve ondan sonra kadın arkasında gitmiş ne olduğunu anlamamışlar. Ama bu tabii hani kameradan yani teknik bir sıkıntı mı yoksa ama sanki böyle ağzı böyle çekiliyormuş gibi, burnu uzuyormuş gibi, gözleri. Aynı zamanda bu kayıttan sonra sırtında da yani daha önce olmayan bazı kızarıklıklar, acı falan hissetmiş kadın gördüğünüz gibi videodan da. Bu da Andrew adındaki bir adamın kaydıymış arkadaşlar. Kendisi aynı zamanda bir film yapımcısı. Yeni Meksika'da çekilmiş. Gerçekten burada bir korku filmi çekiyorlar bu arada. Kadın da söylediklerine göre işte bir katilden kaçıyormuş. Yani rol yapıyor aslında burada ama sanırım ki başına olmaması gereken bir şey gelecek herhalde burada. Gerçekten böyle mi çekiyorlar korku filmlerini ya? Oldu. İki tane korku filmi teklifi geldi bu arada zamanında. Işıkları açın diyor. Yakınlarda bir yerde bir
kapı çarpma sesi gelmiş. Ama içeride başka kimse yokmuş bunlardan başka. Dolayısıyla ikisi de çok korkmuş ve hani çekimi kapatın falan diyor kız yani. Hani şey yap diyor, kes diyor. And so at the time I had the camera in my hand. Arkasında kadın onun arkasında bir şey gördüğünü söylemiş. Kamera adamın elinde bu arada gördüğünüz bir çekim yapıyor. Zaten ama bir yandan da gülüyor tabii, o yüzden tabii emin olamıyorum yani. Şimdiki video arkadaşlar Texas'ta bir üniversitede çekilmiş ve üniversitedeki öğrencilerden bir tanesi orada yaşayan demeyeyim yani varlığını sürdüren bir hayalet olduğunu düşünüp bunu kameraya almış. Şu anda onu izleyeceğiz şimdi ne olduğuna bakacağız. Yani şu arkadaki nefes sesi olmasa yani korkunç değil mi yani? Şeyler hareket ediyordu arka tarafta. Korkutma bizi reis. Göster yüzünü. Aşırı korkunç gelmedi bana. Çünkü açıkçası videoya da doğru düzgün bir şey yakalanmadı. Ha? Burada da bir tane hayalet turu esnasında çekilmiş arkadaşlar. Avustralya'da çekilmiş. Hani normal tura katılımcılar. Avustralya'da yaşarken ben böyle turlar vardı. Gece hayalet otobüsler falan vardı. Daha doğrusu parti otobüsleri vardı. Böyle konsept otobüsler falan vardı oradayken. Böyle hayalet turları da var. Diğer ben hiçbirine gitmedim ama. Ve burada bir grup bir şey görüyor sanırım ki şimdi. Öncelikle bütün ekibin işte cep telefonları ya da işte flashlightları falan enteresan bir şekilde, hızlı bir şekilde daha doğrusu bataryaları tükenmeye başlıyor. Ve bir şey görüyorlar ya da duyuyorlar. Otururken sandalye sallanıyor ve sanki bir şey varmış gibi hissettim diyor. Yine bir şey oldu arkada. Bir şey hissettim. Sanki biri benim arkama dokundu gibi hissettim. İyi misin diyor? İyi diyor. Ağlıyor adam. Ne olduğunu söyle bize diyor. Herkes bir yerine bir şey biri dokunuyormuş gibi hissediyor şu anda. Yani ya gerçekten birlik olup el birliğiyle böyle video çekelim dediler ama sanıyorum ki birbirlerini de tanımıyor insanlar. Yani sadece bir kişi olsa okey ama hani birden başka hani fazla kişi yani çok turda bulunan kişiler arkadaşlar hepsi neredeyse aynı deneyimi yaşamış. Bir de karanlıkta olması da enteresan. Ve arkadaşlar turun ilerleyen dakikalarında da kilisenin başka bir yerine gidiyorlar. Bir kiliseye gidiyorlarmış ve orada da bu sefer katılımcılardan bir tanesi sırtına gerçekten hani hızlı bir şekilde vurulduğunu hissetmiş. Yani kameraya alınmamış onu ama sesi duyulmuş. Adam bağırıyor yani şu anda duyduğunuz gibi. Okay, it was not like you are. I'm good. That like shoved me forward, didn't it? Yeah. Are you sort of freaked out by that? Because I'm not really. Yani bayağı çizilmiş. Yani kimsenin başına bir şey gelmemiş ama buradaki katılımcılar, arkadaşlar dediğim gibi farklı kişiler. Dolayısıyla orada sadece turdalar. Bilinçli olarak böyle bir şeyin yapılamayacağını düşünüyorlarmış. Her neyse bu gece bayağı korktuk. Uzun da bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bazı videolardan gerçekten çok korktum ya. O adamın arkasında yatan Twitter kullanıcısı olan o beni çok korkuttu böyle bir an. Gerçekten korkuttu yani. Neyse. Ben şimdi videoyu düzenleyeyim. Umarım yarın sizde buluşturabilirim arkadaşlar. Çok seviliyorsunuz.
Lütfen hala abone değilseniz kanalıma abone olup beni de diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. TikTok'ta ve Instagram'da aktif olmaya çalışıyorum. Instagram'da aktif değilim bu aralar ama olmaya çalışıyorum. Takip ederseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Hoşça kalın. Bye bye.